Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitimimizde DC motor hız kontrol devresi yapacağız. Hadi başlayalım. DC motorun hız kontrolünü nasıl yaparız? Aslında iki şekilde yaparız. Bir gerilim ile yaparız. Yani iki ucu arasındaki, iki terminali arasındaki gerilim değerini değiştirerek hız kontrolü yapabilirim. Ve de PWM ile, yani faz modülasyonuyla PWM dijital mantıkla hız kontrolümü yapabilirim. Fakat bu dersimizde biz gerilim kontrollü uçlarındaki gerilimi değiştirerek hızını kontrol etmeye çalışacağız. Bunun için 2 adet transistör kullanacağım. BC237. Hız kontrol için bir tane potansiyometre kullanacağım. 330 ohmluk bir direncim olacak. Kablolarım ve bir tane de bordum olacak. Şimdi öncelikle potansiyometremizle başlayalım. Potansiyometremi borduma taktıktan sonra hemen artı ve eksi beslemelerini verelim. Zaten devremiz sol üst köşede görülmektedir. Artı ve eksi uçları borduma bağlıyorum. Şöyle sağ ve soldaki terminalleri bağlıyoruz arkadaşlar. Ortadaki terminali dirence bağlayacağım. Sağdaki terminalimi de eksi uca bağlıyorum. Fark etmez, isterseniz bunu artıya, diğerini eksiye bağlayın. Değişen bir şey olmayacaktır. Direncimi alıyorum. Devremizin şemasında görüldüğü gibi potansiyometremin orta ucuna bağlıyorum arkadaşlar. Bunu da bağladıktan sonra ne yapacağız? Transistörümün, BC237 transistörümü bağlayacağım. Hangi ucunu? Base'ini direncime bağlayacağım. Hemen transistörümü bakın şöyle göstereyim size. Transistörün bacaklarını çok ayırmayın. Hassastır, hemen kırılır. Transistörümün base'ini direncime bağladım. Gördüğünüz gibi. En sağdaki bacağım transistörümün emiterdir. Ortadaki bacağım base'dir. En soldaki bacağım da kolektör bacağım. Daha sonra emiterden diğer transistörümün base'ine bir kablo çekeceğim. Burada nasıl bir bağlantı var? Daha önce duymuşsunuzdur. Burada iki tane transistör kullanmamızın nedeni transistörün akım değerini yükseltmektir. Yani Darlington bağlantılı yaparak aslında tek bir transistör elde ediyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Akım kazancımızı artırıyoruz. Transistörleri Darlington nasıl bağlayacağım? Q1 transistörümün emiterini Q2 transistörümün base'ine vereceğim. Hemen onu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane kablomu aldım. Emiterinden diğer transistörümün neresine gidecek arkadaşlar? Bakın, base'ine bağlantımı yaptım. Şöyle göstereyim size de. Emiterden aldım. Q1 transistörümün, yani şu bacağından aldım. Diğer transistörümün orta bacağına, base'ine vermiş oldum. Daha sonra her iki transistörümün emiterinde nereye veriyorum arkadaşlar? Devreye bakacak olursanız her iki transistörümün emiteri de kaynağımın artı kısmına gidiyor. Dolayısıyla hemen buradan her iki transistörümün emiterinden bir tane kabloyu alıyorum. Hemen artı uca bağlıyorum. Yine diğer transistörüm için de aynı işlemi gerçekleştireceğim. Aldım, artıya bağladım. Evet, bağlantımın çoğu bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Eksik bir şey kaldı mı? Hemen bakıyoruz. Artık DC motorumu bağlama zamanı geldi. Hemen iki tane krokodil alıyorum. Birini DC motorumun bir terminaline, diğerini de diğer terminaline bağlıyorum. Bakın, bu dersimizde DC motor hız kontrolü yapıyoruz. Bakın, yön kontrolü yapmıyoruz arkadaşlar. Motorumu Q2 transistörümün emiterine verdim, bir ucunu. Hemen bakın şöyle bağlıyorum. Diğer ucunu da nereye veriyorum arkadaşlar? Eksi beslemeye veriyorum. Devremize bakacak olursak eksi beslemeye de diğer terminalimi krokodille ne yaptım? Bağlamış oldum. Evet, devremiz hazır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gayet basit bir devre. Burada bilmemiz gereken nokta transistörlerimin Darlington bağlanmış olması ve motorumun hız kontrolü yapabilmem için ne yapmam arkadaşlar? Uçlarındaki terminallerindeki gerilim değerlerini ayarlamam. Bakın, PWM ile yapmıyoruz burada. Gerilim kontrollü hız kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Artı ve eksi beslememi de ne yapıyorum? Devreme bağlıyorum. Artıyı bağladım, eksiyi bağladım. Şöyle bir basit bir güç kaynağı kullandım arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi ben 5 volt ve 3.3 volt alabiliyorum bundan. Siz de 5 volt, 9 volt kullanabilirsiniz. Size kalmış bu. Şimdi değerli arkadaşlar, devremi kurdum. Bakın DC motorum bu şekilde. Güç kaynağımızın düğmesine basarak ne yaptık? Açmış olduk. Arkadaşlar burada yanlışlıkla ben artıya vermişim. Bakın dikkat ederseniz şunu ne yapacağız? Eksiye vereceğiz. Evet. Artıya bağladığım için demin çalışmadı. Şimdi çalışmasını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın potansiyometremi çeviriyorum. Hızı azaldı. Ne oldu arkadaşlar? İki ucu arasındaki gerilim değerini ben ne yaptım? Azaltmış oldum. Potansiyometremin değerini değiştiriyorum. Bakın. Ne yaptı bu sefer? Motorumdan akan akımın değeri arttığı için motorumun terminaline düşen gerilim değeri arttı. Dolayısıyla hızım daha da artmış oldu.